Shakes, buradayım. Ha? Vay canına. Hı? Hı? Bu. Ne? Shakes, sen bir eziksin. Boştayım, boştayım. Güzeldi. Tek kişilik dev kadro. Biliyorsun, gerçek maçta takım oyunu oynuyorum El Matador. Ama burada, hadi. Shakes, sen eziksin. Shakes, sen eziksin. Vay be, Skara çok gerçekçi olmuş. Evet, gerçekten Shakes'i sevmiyor galiba. İyi iş profesör. Bu şey harika. Teşekkür ederim Alcıraz'da. Simülasyon sonlandırılıyor. 3, 2, 1. Süper Borcular. Süper Borcular. Geriye sarma. Çok iyi. Sanırım tüm hava koşullarına hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Yağmurda da oynayabilirdik koç. Bu şey saçımı mahvetti. Prof, senin standartlarında bile bu... Vay canına. Bu buzdağının sadece görünen kısmı Shakes. Simülatörüm Süper Lig tarihindeki her oyuncuyu yükleyebilir. Yani... Oradaki en iyi oyuncu kim? Evet, parametreleri ayarlayalım. Yetenek limitini artır ve... El Ariete göklerin hakimi. Hiç sürpriz olmadı. Kafasında hala saç varken çok etkileyici görünüyormuş. Edwin, sambacılar kralı. Topu Edwin gibi süren birini daha önce hiç görmedim. Spike Dawson, kalecilerin kabusu. Ona boşuna harika Dawson demiyorlar. Evet, şimdi son olarak da taktik dehamız... Koç. Ama stil dehası değilmiş. Saçına baksanıza. Hey, o zaman o modaydı. O zaman derken neyi kastediyorsunuz? Bunu düşünme bile Shakes. Her şeyi dikkatlice planladım ve hiçbir şey programımıza engel olamayacak. Yarın gerçek antrenmanda görüşmek üzere. Çok iyi. İyi antrenmandı çocuklar. Oo evet. Dinleyin çocuklar. İki gün sonra da böyle oynarsanız yenilmez United'ın hiç şansı kalmaz. Ama yarı final için yapmanız gereken bir hazırlık daha var. Mola. Yarın izinlisiniz. Evet! Harika canım işte böyle. Ama sakin olun. Size tek parça halinde ihtiyacım var. Görüşürüz çocuklar. Hoşça kalın. Ne yapıyorsun Dingan? İndirim vardı, ben de hepsini aldım. Skar abla bunu orada unuttum. Yarı finalden iki gün önce olmaz seni aptal. Evet. Süper golcüler neler yapıyor? Bilmiyorum biz. Antrenman yapıyorlar, oyalanıyorlar. Ne arıyorum? Yarı final maçında bize avantaj verecek herhangi bir şey. Maça belki iki gün var. Ama rekabet çoktan başladı bile. Bu da ne? Bak peynir aromalı. Parlak saçların gerçek sırrı at şampuanıdır. Dostum, ne yaparsam yapayım saçım böyle. Size de geldi mi bu koku? El Matador. Antrenmandan sonra çoraplarını değiştirmen gerektiğini biliyorsun değil mi? Bu ne cüret? Ben bir çorabı bir kez giyerim. Sonra da internette satarım. Hey Shakes, benim evime gidip oyun oynamaya ne dersin? Harika grafikler. Güzel. Ama ben almayayım, sağ ol.
Geçgünüz Scarab. O yediğin iğrenç şeyden daha büyük bir sorunumuz var. Shakes bir şeyin peşinde. Bunu nasıl bildin Scarab? Video oyunundan çok daha önemli bir şey teklifi reddetmesine neden olmuş olmalı. Hey, cipslerim! Sizinle oynayacağıma inanamıyorum çocuklar. Sadece bir maç. Koç dinlenin demişti. Tamam efsaneler. Bakalım adınıza layık mısınız? Merhaba. Dinleyin çocuklar. Güç, hassaslık, cesaret. Burada en iyi olan hayatta kalacak. Önüme çıkan herkesi ezeceğim. Umarım oynadığınız futbol nutuklarınızdan iyidir. Süper golcüleri sabote etmen gerekirken kendini ediyorsun. Sanal gerçeklik antrenmanı. Shakes, efsane futbolculara karşı. Şanslıyız ki yanımda ateş kullanık var. Onu bana ver. Sen bunun ne kadar zararlı olduğunu biliyor musun? Dinleyin çocuklar. Güç, hassaslık, cesaret. Burada en iyi olan hayatta kalacak. Önüme çıkan herkesi ezeceğim. Dostum, prof ne kadar iyi olduğunuz konusunda şaka yapmıyormuş. Ama benim gerçeğe geri dönmem gerek. Sıkı çalış bula. Güneş çarpması son derece tehlikelidir El Matador. Koç, maçtan önce hiçbirimize bir şey olsun istemiyorsun ama bu biraz fazla değil mi sence de? Hiçbir zaman çok dikkatli olamıyorsun Cambaz Kaplan. Alo? Koç, buraya gelmen gerekiyor. Şimdi. Ulan bunu kim yaptı? Hey, bana bakmayın. Çorap bile giymiyorum. Bu kesinlikle kötülüğün kokusu. Biri kesinlikle makinamı bozmuş. Ve Shakes? Ne? Prof, onu oradan çıkar. Yapamam. İçecek makineye zarar vermiş. Onu oradan çıkaramaz mı? Hayır. Eğer onu öylece simülasyondan çıkarırsak beyni... Kesinlikle böyle bir seçeneğimiz yok.
Oradan çıkmasının bir tek yolu var. Kazanması. Burada dayanamıyorum. Ha, buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Biri yardım etsin. Shakes efsaneleri asla tek başına yenemez. Bekleyin, bekleyin. Delirdiniz mi? Eğer kazanamazsanız sonsuza kadar orada kalırsınız. Bu almamız gereken bir risk. Oh, tam bir gerizekalıyım. Evet, bu doğru. Ha? Evet adamım. Kesinlikle. Allah. Her şeyi tek başına mı denemek zorundasın Shakes? Benim için geldiniz. Ama bu siz de burada sıkıştınız demektir. Kimse bir yerde sıkışmadı. Hey, ne haber? Efsaneleri yenmek zorundayız. Sonra özgürüz. Ayrıca dostum biz bir takımız. Birlikte kazanırız. Ve birlikte kaybederiz. Evet, ve sanal gerçeklikte sonsuza kadar birlikte sıkışırız. Normalde kenardan izleyebilirim. Ama burada yapabileceğim bir şey var. Bana tornavidayı uzatabilir misin lütfen oradan? Ne? Dinleyin çocuklar. Güç, hassaslık, cesaret. Burada en iyi olan hayatta kalacak. Önüme çıkan herkesi ezeceğim. Efsaneler, efsane olma yolundakilerle tanışın. Vay canına. Ben de efsaneyim ama o adamlar efsaneler. Bu simülatör neden benden nefret ediyor? Uzun zamandır oradalar. Shakes gerçekten sıkışmış olmalı. Skara, süper golcülerle ilgili bilgi topladın mı? Bundan çok daha fazlasını yaptım Vince. Yarı final maçı düşündüğümüzden çok daha kolay olacak. Kapatıyorum. Normalde davranış şeklin kokuşmuş Skara ama bu sefer kendini gerçekten aşmışsın. Tamam o zaman. Biz şampiyon olduğumuzda koklarsın. Şimdi arabadan in. Ne? Hey! Anahtarları geri ver. Tamam, öyle olsun. Skara, sen çok fazla cips yedim. Kimse takımıma bulaşamaz. Hayır, hayır! Beni dışarı çıkar! Beni dışarı çıkar! Bana yardım edin.
Dinleyin çocuklar. Güç, hassaslık, cesaret. Burada en iyi olan hayatta kalacak. Önüme çıkan herkesi ezeceğim. Çocuklar, merak ettim. Sadece ben mi yoksa herkes mi sinir oluyor? Tahmin bile edemezsin. Aslında haklısınız çocuklar. Bunlar oyuncuların simülasyonları. İyi olabilirler ama yeni bir şey öğrenemiyorlar. Ama biz öğreniyoruz. Üzgünüm koç. Bana iki kere aynı hatayı yapmamayı öğrettin. Bunu senden öğrenmiştim. Bu da benim hareketim. Önüme doğru! Hadi! 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 Koç! Kendimden nefret ediyorum. Kötü değildi çocuklar, kötü değildi. Birkaç oyun sonra onları yeneceğiz. Aslında görüyorsunuz, simülasyon aşırı derecede dengesizleşti. Eğer bir sonraki maçı kazanamazsanız silineceksiniz. Geri dönüşüm kutusundan çıkamazsınız. Bitersiniz, gidersiniz, yok olursunuz. Bence anladılar. Şimdi bittik. Ne yapacağız peki? Adam adama efsaneler bizden daha iyiler. Harika konuşma. Ama şunu söyleyin. Ne forması giyiyorlar? Hepsi farklı. Çünkü bir takım değiller. Eğer takım olarak oynarsak onları yenebiliriz. Bireysel olarak ne kadar iyi olurlarsa olsunlar. 1, 2, 3. Süper Gördüler. Çok ilham verici. Tamam. Hızlı kontra atak. Bunu şimdi bitirmeliyiz. Ya da oyun biter. Hadi, bir rahat bırakın. El Matador, bana. İşte geliyor Shakes. Şut. Vur şu topa hadi! Golcüler yuvasındaki Süper Lig yarı final maçına hoş geldiniz. Yenilmez United burada. Ama ne ilginçtir ki ev sahibi henüz yok. Koçtan beklenmedik bir hareket. Şimdiye çoktan burada olmalıydı. Bu düşündüğümden çok daha iyi. En azından büyük kısmı. Skara? Sonunda kırmızılılar geldi.
kendilerinden emin görünüyorlar. Ve işte başlıyoruz ezeli rakipler karşı karşıya. Sence bu maçı kim kazanacak? Bilmiyorum Brenda. Ama sonuç ne olursa olsun bu efsanevi bir karşılaşma olacak. İşte bu şekilde teknikaliye yaklaşacağız. Orta sahada cambaz kaplının ayağı çok hızlı. Ve suratı da çok komik. Yüzüm komik olabilir ama Sami İngi üzüyor. Teknikali'nin orta saha oyuncusu John J. Johnson Jr. Kaplan'ın denge değil. Teknikali Rasta için Kyle Bukowski ile bir çözüm üretemiyor. Teke tek de her zaman Teknikali'den daha iyi olduk. Ta ki şimdiye kadar. Şimdi de bizim öne çıkan setlerimiz. Seninle yapacak işlerimiz. Süper Borcular! Süper Borcular! Hipnotest! Shakes'in son performansı eleştirmenlere şunu sordurttu. Eğer takımın için gol atamıyorsan neden Süper Lig'desin? En son Teknikali ile oynadığımızda Chippers'ın ortalıkta yoktu bile. Hangi ara bu kadar iyi oldu? Ona üstünlük kurabilmem için bir şey bulmam gerek. Değerli hatıra bugün Los Angeles'a götürülecek. Ve yaklaşık o saatlerde süper golcüler Teknikali'ye oynamak için orada olacak. Süper golcülerin gezi antrenman kılavuzu Los Angeles'taki ünlü futbol müzesinde gösterimde olacak. Bu kılavuz süper golcülerin tarihindeki en değerli parçalardan biri. Golcüler yuvası bu hatırayı müzeye bir süreliğine ödünç veriyor. Neyse ki süper golcüler için bu hatıra gösterimde olmayacak. Süper golcüler yakında gelecekler. Senin için çok önemli bir görevim var. Benim sevimli küçük alüminyum dostum. Yakala. Yakında bütün Teknikali oyuncuları senin gibi korkunç olacak. Chucky. Bence bunu benim için ayırtmışlar. Unuttun mu? Aktörlüğü yan iş olarak yapıyorum. Zamanı geldi. Yeni takım, yeni yol, yeni düzen. Süper Lig zaferi sizi bekliyor. Teknikali. O hareketler gerçek mi? Teknikali hiçbir zaman böyle oynamadı ki. Dostum, bunların hepsi video çekti. Hollywood'dayız sonuçta. Bu takıma ne olmuş böyle? 11 kahraman, bir takım Teknikali. Merak etme Shakes dostum. Koçum bizi bekleyen sağlam bir eski usul eğitimi var. Gelişiyorsun Shakes.
Ah evet, bu hurda mankenleri geçebiliyorum ama... Chucky Chipper... Yine de belki konsantrasyonun üzerinde çalışsan daha iyi olur. İşin aslı teknikaliyle yüzleşmekten biraz korkuyorum koç. Sadece bir maçta Chippers'ın bir anda efsane oldu. Ama sadece bir maçta kimse efsane olmaz. Klaus aslında haklı Shakes. Süper golcüler iki konuda ünlü. Geçmişi ve tecrübeleri. Ve bu teknikalinin asla başa çıkamayacağı bir şey. Ne demek istediğim, sabah göreceksin. Yarın akşamki maç öncesi çok ilginç bir yeri ziyaret edeceğiz. Koç, biz zaten yıldızlar kaldırımında benim yıldızıma gittik. Koç, ünlü futbol müzesinden bahsediyor. Vay canına. Bu çok ilginçmiş. Şuna bak. Süper golcülerin gizli antrenman kılavuzu her ilk süper golcünün 11 orijinal hareketini barındırır. Ve her hareketin sahada oldukça etkili olduğu söyleniyor. Koç! Koç, gizli antrenman kılavuzundaki hareketleri öğrenebilirim. Kesinlikle olmaz Shakes. Geçmişe ait olduğu yerde bırak. Ama koç... Harika bir oyuncunun nasıl olunur öğrenmek mi istiyorsun? Etrafına bak. Tamam koç. Anlaşıldı. Bazıları tarihin en iyi maçı olduğunu söylüyor. Tartışmalardan hiç uzak kalamadı. Kariyeri boyunca ona bela olacak bir sakatlık. Sonradan Süper Lig Kurulu tarafından bozulan bir karar. Uzatmaların son saniyelerinde noktayı koyan golü atması. Süper Lig'i sırtında taşımak gibi bir his yoktur. 11 numarayı giyen bu kahraman gelmiş geçmiş en yaratıcı futbol oyuncusu olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Sahanın her yerinde hareketliydi ve oynadığı her pozisyonda başarıyı buldu. Ben sadece bir pozisyonda bile iyi olsam kendimi mutlu hissederdim. Ha? Kimse yok mu? 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 Acaba bir kez baksam mı? Ne? Bu kimin işi biliyorum. Tony Vern bunu yapmış olmalı. Dostum, sen ne yaptın böyle? Sonra not. Önce stadyuma gitmemiz gerekiyor. Bakayım anlamış mıyım dostum? Maça daha bir saat varken stadyuma girmeye çalışıyorsun. Çünkü robot bir köpek gizli antrenman kılavuzunu çaldı. Kesinlikle. İnsanlar bir de bana deli der. 4 tahtasını bırak North. Tabii. Sen de ruhunu geride bırak o zaman. Eğer Tony'yi bulabilirsek kılavuzu da buluruz. Kesinlikle. Ve onun harika kitap çalan köpeğini de, değil mi? Benim kontrolüm altındasınız. Dikkatlice dinleyin. North, şuna bir bak. Deniyorum dostum. Onlar tıpkı hayalet gibi. Hayaletler, robot köpekler. Peki dostum, sıradaki ne? Robot köpeğin hayaleti geri dönüyor bölüm 7 mi? Sen bütün dünyada en iyi futbol oynayan kişisin. Bütün efsane oyuncuların her hareketini yapabiliyorsun. Evet. Puslu köpeği otur. Ver. Hafızanıza yerleştirmem gereken yeni bilgilerim var benim.
Hiç bütün süper golcülerin var olan tüm hareketlerini öğrenmek istediniz mi? Artık süper golcülerin gizli antrenman kılavuzunun bütün sırları sizin olabilir. Hem de ücretsiz. Onlara gerçekten de süper golcüler gizli antrenman kılavuzundan hareketleri aşılıyor. O bilgileri hak eden kişi bendim. Sen mi? Kafayı mı yedin sen? Ama durun, dahası var. Burayı kurtaramadık mı? Önemli değil. Artık Teknikali'nin süper golcülerin tarihindeki her hareketine karşı bir cevabı var. Kırmızılıların bundan sonra hiç şansı yok. Dostum, şu an hiç rahat değilim. Ben ve Sörf Tahtam havalandırmada sıkışık bir şekilde görmediğim bir şeyi gözetiyoruz. Hemen çıkalım buradan. Kılavuz olmadan hiçbir yere gidelim. Tamam, gidelim hadi gidelim. Dostum, bir karar ver artık. Acele et. Şimdi de Bay Shake Stonewern'ün bir şekilde büyü kullanarak gizli antrenman kılavuzundaki bütün hareketleri aşıladığını zannediyor. Hem de hep de o yüzden. Her hareketi değil. Shakes, o sayfayı kılavuzdan mı yırttın? Süper korcuların en değerli eserine zarar vererek ne yaptığını zannediyorsun? Ben sadece robot köpeğin onu çalmasını durdurmaya çalıştım. Öyle mi? Geriye kalan tek hareket bu ve sayfa tam bile değil. Bu hareketi biliyor. Ne? Shakes bu hareketi biliyor. Gelmiş geçmiş en hızlıcı oyuncu. 11 numara sen misin? Bize bu hareketi öğretmelisin koç. Bu Vern'ün zombi oyuncularının beynini aşılamadığı tek hareket. Lütfen. Shakes, şu an istediğim tek bir şey var. O sahaya çıkman ve oyununu oynaman. Oynamayı bildiğin şekilde. Evet Mac, süper golcüler için zorlayıcı bir akşam onları bekliyor. Tabii eğer Teknikali reklam videolarında verdiği sözü tutabilirse. Ya da diğerleri Chuck D. Chippers'ın kadar iyi oynayabilirse. Kesinlikle. Onlar sıradan adamlar gibi dostum. Gördün mü? Sadece biraz sinirliler. Bu sıradan Süper Lig stresi dostum. İnanılmaz bir müdahale. Bu müdahaleyi görmek bana Glory'yi hatırlattı. Yıllar öncesinden. Onu hatırlıyor musun? Çok iyi. Teknikali maçın her yönünü kontrol altında tutuyor. Sanki süper golcülerin ne yapacaklarını daha yapmadan biliyorlar. Görünüşe göre Teknikali dersini çalışıp gelmiş. Oyuncuların bütün hareketlerinizi biliyor süper golcüler. Her takımın her hareketini, hatta bütün süper lig tarihinin. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Gol! Chippers'ın golü atıyor. Diğer Teknikali oyuncuları bu golden dolayı onu kıskanabilir. Ve gol sevinci de gelmedi. Neyse, sanırım işe tekrar dönme vakti. Hey dostum, gücenmece yok. Hey, bunların sorunu ne böyle? Deli gibi iyi oynuyorlar ama çok tuhaf davranıyorlar. Bunun sebebi... Evet, bunun tek bir sebebi var. Zombiler. Evet, çünkü... Onlar bir şekilde hipnotize olmuş gibiler. Çünkü zaten hipnotizeler. Tony Vern onlarda bir tür beyin yıkama makinesi kullandı ve bütün iyi hareketleri öğretti. Ve bizim hareketlerimize dahil. Hey Shakes, bunları bize neden önce söylemedin? Kardeşlerim, sanırım hepimiz Shakes'e bir özür borçluyuz. Chuck Chippers'ın ve ben eskiden beri arkadaşız. Ve size şunu söyleyebilirim. Bugün sahadaki kişi o değil adamım. Koç, gizli antrenman kılavuzundaki o hareketi bize öğretmelisin. Elimizde bir tek o var.
çok basit ama zekice. Süper golcüler küllerinden doğmuş gibi görünüyor. Basit. Ama zekice. Ve Şeyh beraberliği topu kaleye yapıştırarak buluyor. Yaptığı hareket tüm teknikali oyuncularını tamamen şaşırttı. Bu maç birdenbire süper golcülerin lehine döndü. Teknikali bir anda neye uğradığını şaşırdı. Bu hareketi nereden öğrendiler? Onlara göstereceğim. Beni alt edebileceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Maçın ilk yarısı bitti ve süper golcüler mükemmel bir hareketle teknikaliyi afallattı. Ufak bir tekrar oynatmayla bu hareketi de hemen öğrenivereceksiniz. İkinci yarının başlamasıyla birlikte süper golcüler daha canlı görünüyor. Bir kez daha. Basit ama zekice. Oho, bu sefer olmadı. Bu hareketi nereden öğrendiler şimdi? Başladığımız yere geri döndük. Hadi bakalım. Ama taktiklerin hiçbiri işe yaramıyor. Teknikali kolayca maça hükmediyor. Chipperson ceza sahasına giriyor. Şutunu çekiyor ve gol! Teknikali 2-1 öne geçiyor. Yoksa bu süper golcülerin devrinin sonu mu? Yeni hareketi de öğrendiler koç. Başka var mı? Tabii ki. Milyonlarca var. Ama hiçbirini göstermeyeceğim. Ne? Ama ihtiyacımız var. Hemen! Hayır, yok. Beni dinleyin. Siz taklitçi değilsiniz. Taklit başarılı oyuncular yetiştirmez. Tarihimizi öğrenmemiz gerek. Tekrarlamamız değil. Teknikali yenilik getiremez. Onlar gelişemezler. Taklitçiden başka bir şey değiller. Şimdi oraya çıkın ve hiç beklemedikleri bir oyun oynayın. 1, 2, 3. Süper golcüler. Tarihini öğren, tekrarlama. Koç her pozisyonda oynadı. Ama bundan ne öğrenebilirim ki? Bir saniye. Her pozisyon mu? Rasta, bir fikrim var. Sahada oldukça tuhaf şeyler oluyor. Süper golcülerin hepsi bir anda pozisyon değiştirdi. Bize süper golcülerin bu taktiği nereden bulduğunu söyleyebilir misin? Süper Lig finali mi? Şu yıllar önceki. Dalga geçme Brenda. Ben hatırlayamıyorum. Ne kadar da garip. Hiç rastlanmamış. Çılgınca. Çılgınca ama havalı. Biraz ortalık karıştı sanki. Şey, şimdi ortaya yolluyor havalı Joe'ya. Ve havalı Joe Kıvış Atay'la karşılık veriyor. Gol! Evet! Kaplan orta açıyor. Ve Blount şutu çekmek için hazırlanıyor. Teknikali orta sahadan ilerliyor ama onları durduran kişi... Aman tanrım, görünüşe göre bir süper golcüyü yeni bir pozisyona koyduğunda çok şanslı oluyorlar. Teknikali oyuncularından hiçbiri rakip takımdan eşleşmesini bulamıyor. Bloğun sahanın o bölgesinde ne işi var? Yapamaz. Yapıyor. Bloktan inanılmaz bir gol. Atarken hiç zorlanmadı bile. Süper golcüler bir buçuk imza attı. Görünüşe göre kırmızı formalılar bu sahada kendi tarihlerini yazdı. Neredeyim ben? Bilmiyorum. Hayatımın en ilginç rüyasını gördüm. Sen bize ne yaptın?
Görünüşe göre sen insanın sadece en iyi dostu değilsin. Sen bu adamın en iyi dostusun. Otur, otur. Ver, ver. Hadi ver onu. Ver, kitabı babana ver. Uslu köpeği. Şey de nereden çıktı öyle? Hadi oğlum, hadi gel babacığına geri dön. Bu hareketi hiçbir zaman beceremeyeceğim. Pes ediyorum. Hey Ace, gel sana bir hikaye anlatayım. Bir gün televizyonda harika hareketler yapan birini gördüm. Ve sonra buraya geldim, şehir kulübüne. Buraya mı? Evet, burası benim bir nevi yuvam sayılır. Neyse, hareketi çalışmaya başladım. Hem de her gün. Peki hareketi öğrenmen ne kadar sürdü? Henüz öğrenmiş sayılmam. Ne? Sen mi öğrenmedin? Evet, ama hala üzerinde çalışıyorum. Belki bir gün. Senin başladığın yerde başladığıma inanamıyorum Shakes. İnan. Süper golcüler. Süper golcüler. Ortalık yıkılıyor. Buranın var olmadığı bir hayatı düşünemiyorum. Ha? Bu da ne şimdi? Ha? Sana söylemediler mi? Burası yıkılıyor. Yıkılıyor mu? Hayır. Ama kim yapıyor bunu? Yenilmezler takımı şehir kulübünü satın almış. Ve Vince ile Scar'a orayı yıkacak. Yani belki çocuklar için daha büyüğünü inşa ederler değil mi? Zengin atletler için bir güzellik salonu inşa edecekler. Hey, ne kadar manikür yapıyorlarmış? El Matador. Tamam, hiç hoş değilmiş. Artık tatile çıkabilir miyim? Havalı Joe'dan size bir tavsiye. Bu akşam kameraların önünde sakin kalın millet. Evet, kimsenin şehir kulübünden bahsetmesine izin verme. Ve Vince'in orayı yıkıp yerine... Pekala, tatil vakti. Çok doğru. Rahatlayın ve tatilinizin tadını çıkarın. Haftaya Yıldızlar Dostluk maçında görüşürüz. Bu maçlar her zaman eğlenceli olur. Önümüzdeki hafta süper golcüler Yıldızlar'la oynayacak. Süper Lig'in en iyilerinden oluşan bir kadro. Sıradaki konuğumuz maç hakkında görüşlerini bizimle paylaşacak. Onu çok seviyorsunuz. Karşınızda Shakes. Merhaba millet. Sağ ol Rab. Evet Shakes, Yıldızlar maçı. Süper Lig'in en iyi 11 oyuncusunun karşısında... Yıldızlar mı? Güzeldi. Ama şaka bir yana Shakes, birçok kişinin görüşü kazanamayacağınız yönünde. Yıldızlar bu yıl gerçekten de çok güçlü ama hepimiz maçın tadını çıkarmak istiyoruz. Önemli olan skor değil, önemli olan taraftarları eğlendirebilmek. Eğlenceden bahsetmişken sürpriz bir konuğumuz var. Öyle mi? Önümüzdeki hafta Yıldızlar takımında oynaması bir yana, ligdeki takımı geçen sene süper golcüleri oldukça zorlamıştı. Hanımlar ve beyler, Yıldızlar takımının kaptanı Scar'a! Sen! Senin burada ne işin var? Sen! Orada ne yapıyorsun? Sizi bir araya getirerek maç hakkında sohbet ederiz diye düşünmüştüm. Sakin ol. Ne diyebilirim ki Rab? Yıldızlar süper golcülere sahanın tozunu yutturacak. Yani güzellik salonu bu. Belki bu işleri düzeltmem için bir fırsat olabilir bu. En güçlü takıma sahibiz. Süper golcülerin hiç şansı yok. Gerçekten emin misin Scar'a? Elbette eminim. Ne kadar peki? %500 eminim. Pekala. O kadar eminsen şehir kulübü için oynamaya ne dersin? Ha,
Ben... Skara, tam olarak ne kadar eminsin? Dikkat et Skara. Vay canına. Sen ciddi misin? Ne o, yoksa korktun mu? Hayır. Pekala, anlaştık o zaman. Pekala. Maç akşam 4'te bitecek. Maçı kazanacağız ve senin şehir kulübün bir anda puf olacak. Evet, görünüşe göre bu dostluk maçı pek de dost canlısı olmayacak. Neden bu kadar gerginsin? Eğer bu kadar sorun olacaksa anlaşmadan geri döneriz. Hayır, geri dönemeyiz. Canlı yayında bir iddiaya girdin. Süper Lig'in alay konusu olacağız. Biz şehir kulübünü almalarının tek yolu Süper Lig yıldızlarını yenmeleri ve bu imkansız. Kendilerini rezil edecekler. Bunu biliyorum. Sen de biliyorsun. Ve Shakes de biliyor. Dua et de yıldızlar kazanmak için oynasın. Duydun mu? Kazanmak için. Shakes, takım arkadaşların tatildeyken böyle büyük bir iddiaya girmek için doğru bir zaman mıydı? Yorum yok. Süper golcüler bu hafta özel bir antrenman yapacak mı peki? Biz hazır olacağız. Çekilin. Çocuklar, hazır mısınız? Evet, evet. Bugün pek gününde değilsin dostum. Bizimkiler olmadan tuhaf geliyor değil mi Shakes? Seninle beraber antrenman yapsalardı daha güzel olurdu dostum. Evet, hatırlattığın için sağ ol Spence. Bekle, bizim için daha iyi bir antrenmanım var. Parmak idmanı. Üzgünüm, şu an tatildeyim. Sakın mesaj bırakmayın, asla geri dönmem. Hoşçakalın. Merhabalar dostlar ve dostaneler. Körfez'de muhteşem bir tatil geçiriyorum. Tropik adalar cennetinde sağdan sola uçarak. Alo, ben Havalıcı. Havalıcı, sizin hemen buraya dönmeni... Cidden tatilde telefonumu açacağım mı sandın? Mesaj bırak dostum. Sende ne var? Sanırım yalnız başınasın. Ninja ve Kozmos'a teşekkürlerimi sunuyorum. Golcüler maçına hazırlanmamız için kapılarını bize açtılar. Size bayılıyorum. Lafı bile olmaz. Yıldızlar formaları fırından yeni çıktı. Şunu söylemek isterim ki bu takımın kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Efsanelerden oluşan bir takım. Geçtiğimiz aylarda birbirimize düşmandık ama haftaya ortak bir düşmana karşı birlik olacağız. Süper golcüler. Ama bu dostluk maçı. Eğer bu maçta elinizden geleni yapmak için yeterli bir sebep değilse... Umarım son model bir spor araba yeterli olur. Yenilmezlerden ufak bir hediye. Önce kazanmamız lazım. Yararı yok. Bunu tek başıma başaramam. Shakes dostum. Kaptan? Çocuklar. Şu an gevşemenin sırası değil. Evet, telefonu bulabildin mi? Şu kırmızı olan mı efendim?
Bunu golcülerin yuvasına bağla. Bu bizim yıkım hattımız olacak. Peki efendim. Sonra? Saat 4'te maç sona erecek. Yıldızlar kazanmış olacak. Ve tam o sırada yıkım hattını kullanacağım. Doğrudan şehir kulübünü arayacak ve sonra talimatları vereceğim. Ve yıkım o zaman başlayacak. O sırada gülleler ilk yıkımlar için orada konumlanacak. Maç bittikten saniyeler sonra şehir kulübü tuzla buz olacak. Vay canına. Yıldızların kadrosu resmen canavarlarla dolu. Evet. Ligin bütün iyi oyuncuları beraberler. Ve elimizde onları yenmek için yeterli tecrübemiz var. Bu sezonun bir noktasında bu oyuncuların hepsine karşı üstünlük sağladık. Evet. Meksika'da Los Santos'la karşılaştığımız zamanı hatırlayın. Ve Donaldo'yu alt edebilmek için Brezilya tarzını öğrenmiştik. Meda'yı yenmek için uçtuğumuz zamanlar bile oldu. Ve Liquido'yu Hydra'nın yüzen stadyumunda yenmiştik. Uber. Ve Scara. Onu da yenmiştik. Yıldızları yenebilecek bir takım varsa o biziz. Vay canına. Bize gerçekten çok fazla inanan insan var beyler. Oh, harika. Bu maç Süper Lig puanları için oynanmıyor olabilir. Ancak bu kalabalığa bakılacak olursa bu Shakes'in hayatındaki en büyük maç olabilir. Saat tam olarak 4'te. Eğer Yıldızlar kazanırsa Vince'in emriyle bütün yıkım araçları göreve başlayacak. Golcüler yuvasına çektiği yeni hatla yıkım işleminden sorumlu adamıyla doğrudan iletişim kurabilecek. Hiç vakit harcamayacak gibiler. Golcüler yuvasında maç günü. Bugün tribünler tıklım tıklım sayın seyirciler. Yıldızlarla dolu bu dostluk maçı pek dostane devam etmeyebilir. Bugün Sheik ligin yıldızlarına karşı bahsi artırdı. Çok sevdiği şehir kulübünü kurtarmaya çalışacak. Doğru kelime deneyecek Mac. Saat tam 4'te. Eğer süper golcüler bu maçı kazanamazsa o şehir kulübü tamamen yerle bir olacak Mac. Bugünün iddiası adına yayınımızda şehir kulübünün canlı televizyon görüntülerini sizlerle buluşturacağız. Canlı görüntülerden bahsetmişken, şimdi karşınızda Vince'in görüntüleri. Görünüşe göre süper golcüler asrın takımıyla yüzleşmeden önce oldukça sıkı hazırlanmış. Evet, bu dostluk maçı hızlıca herkes için ciddi bir rekabete dönüştü. Hadi. Evet! İşte böyle. Üzerinde adınız yazan 11 tane spor araba var. Donaldo çalımlarıyla süper golcülerin başını döndürüyor. İşte Meda'nın meşhur uçan saldırısı. Yıldızlar kontrolü ele alıyor. Gol! Muhteşem bir gol! Donaldo'dan geliyor. Sanki süper golcüler Vince için numaraları tuşluyor gibi. Aklımdan ne geçiyordu ki? Bütün yıldızlar takımını nasıl yenebilirim ben? Jax dostum, senin bir şey yapmana gerek yok. Evet küçük dostum. Hepimiz her zaman senin yanındayız. Evet ve eminim bu kendini beğenmiş yıldızlar takımının hakkından gelecek bir şeyi bulacağız. Seni seviyoruz.
Ne? Biz bu işte beraberiz değil mi? Biz kardeşiz ve görevimiz de dünyanın en iyi futbolunu oynamak. Ve o yıkılmak üzere olan şehir kulübü olmadan küçük şeyhsler ve küçük el matadorlar futbol oynamayı nerede öğrenecek? Bu sezon oyunumuzu bambaşka bir seviyeye çıkardık. Bu gücümüzü kullanarak o şehir kulübünün şehir kulübü olarak kalmasını sağlayalım. Bir güzellik salonu olarak değil. İyiydin dostum. Evet. Zaten tırnaklarımı yaptırdığım bir yer var. Her şey mümkündür Shakes. Bütün takım senin arkanda. Bir, iki, üç. Süper Golcüler! Yıldızların tecrübelerini birleştirmeleriyle süper golcülerin atağa çıkmak için bir mucizeye ihtiyaçları var. Kırmızılılar birdenbire maçın ipini ellerine almayı başardı. Gol! Ha ha! Vay canına! İşte bunu kimse beklemiyordu. Harika bir gol. Evet, evet. İşte bundan bahsediyorum. Süper golcüler muhteşem bir çaba gösterdi ama maçın bitimine yalnızca 2 dakika kala beraberlik yeterli bir sonuç olmayacak. Artık saniyeleriniz kaldı süper golcüler. Sonrasında şehir kulübünüze vedalarınızı iletebilirsiniz. Dostum, bu tür bir müdahale yapmana gerek yoktu. Oynanmayan süre, bir fırsatımız var. Maç akşam 4'te bitecek. Maçı kazanacağız. Ve senin şehir kulübün bir anda puf olacak. Hayır, bunu yapamaz. Maçın bitmesini beklemek zorunda. Oynanmayan süreyi beklemeyecek. Aha! Bir dakika daha süper golcüler ve sonra tık tık boom. Ya şimdi ya hiç. Şu an imkansızı başarmak için harika bir zaman. Yıkımı başlatın. Shakes maçı kazandırıyor. Maçı kazandırıp şehir kulübünü kurtarıyor. Meg. Vince tuşa saat 4'te basmış. Hayır. Oh.
Şimdi canlı yayın görüntülerine geçiyoruz. Yıkım alanındayız. Ben bakamayacağım Brenda. Süper golcüler başardı. İnanılmaz derecede güçlü olan yıldızları yenerek Shakes'in şehir kulübünü kurtardılar. Nasıl? Böyle güzel bir şeyi nasıl başardın? Evet anne, biliyorum. Çok güzel oldu. Spenza. Hayır, kapatmam lazım. Bu arada birinin gerçekten telefonu kullanması gerekiyordu. Telefonu ver bana. Alo? Çok geç dostum. Biz kazandık. Hadi. Şimdi yıldızları görmeye hazır mısın? Bir, iki, üç, süper oynayın!